Geçenler artık geride kalmıştır. Artık herkes maçlara bakacak. Fenerbahçe'de zorlu bir Antalya deplasmanına gitmesi gidecek. Antalyaspor geçen hafta Başakşehir'le ikisi mağlup olmuştu. Ve şu anda puan ve puanlara ihtiyacı var. Çünkü puan durumuna baktığında da çok böyle yukarıda değiller. 14 maç 16 puanla 14. sıradalar. O yüzden Antalyaspor için Fenerbahçe için de aynı zor maç olacak. Fenerbahçe de son maçı içeride Hatayspor'u 4-0 mağlup etti. Biraz da moralli bir şekilde geçecek Antalya'ya. Ama keyifli maç olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe yine dörtlü sistemle mi çıkar, üç sistemle mi çıkar tabii bilemiyoruz ama kim oynarsa oynasın, nasıl bir sistemle oynarsa oynasın yine önde baskıyla başlayacaktır maça. Ve oradan da inanıyorum ki 3 puana dönecektir. Fenerbahçe ortaya koyduğu futbola sezon başından beri beğeniliyor Gökhan Hoca. İkinci yarıda, daha doğrusu Dünya Kupası arasından sonra nasıl bir Fenerbahçe izleriz diye çok konuştuk, düşündük, fikir yürüttük ama Jesus asla taviz vermiyor. Bir sistem var ve o sistemde oynatıyor takımını. Fenerbahçe Jesus geldikten sonra bir teknik direktör takımı oldu. Kendi özelliklerini, daha önce oynattığı takımların özelliklerini Fenerbahçe'de ortaya koymaya çalıştı. Bunun üzerine daha çok ofansif ve dinamik oyuncuları, santrafor mevkiinde özellikle dinamik, süratli oyuncuları kullanmaya başladı. İleride pres yapmaya çalıştı. Kaptığı toplarla atağı neticelendirip gol atmaya çalıştı ki bunların çoğunu da başardı. Fenerbahçe bir teknik direktör takımı oldu. Oyunculardan kim oynasa, kim girse, kim çıksa fark etmiyor. Aynı sistemle oynamaya başladılar. Avrupa'da istedikleri gibi gittiler. Ligde istedikleri gibi gittiler. Ama futbol öyle enteresan ki çok çok iyi konuşulan, işte teknik direktörün devamlı övülen, işte oyuncuların formundan devamlı bahsedilen Fenerbahçe şu anda ligimizin ilk yarısı bitmeden ikinci pozisyonuna düştü. Galatasaray liderliği aldı ondan. Sezon başlarken türlü problemleri olan Galatasaray hem seçim olsun, başkanlık olsun, yönetim olsun, peşinden teknik direktör olsun, lige geç başlayan bir Galatasaray. İlk oynadığı maçlarda da işte Gomis'le ayakta duran Galatasaray, sonra transferleri gelen, Okan Hoca'nın el deyişiyle de takımı oturmaya başlayan ve ivme kazanan bir Galatasaray. Kötü oynadığı maçları bile kaybetmeyen, kazanan bir Galatasaray. Katar'da Dünya Kupası'ndan önce bir ivmede yakaladı, bir rüzgarı yakaladı hakikaten. Bunda Icardi ile Raşica'nın payı çok büyüktü. Şaşa Boya sezon başından beri Gomis aynı şekilde yeniden Gomis takımı attığı gollerle yukarıyı bir türlü bırakmadılar. Dünya Kupası'ndan önce de bir ivme yakaladılar. Ve Dünya Kupası bittikten hemen sonra da lider oldular. Ve o liderliği bu hafta Sivas'ta bırakmadılar. Baktığımız zaman futbolda her şey olabileceğinin göstergesi bu. Çok eleştirilen bir Galatasaray, devamlı övülen bir Fenerbahçe ama pozisyonlarına bakıyorsunuz lider Galatasaray, ikinci Fenerbahçe. Bence Salı ve Çarşamba günü oynanacak maçlar hafta sonu oynayacakları derbinin bir provası olacak. Çünkü şimdiden her şey bence derbiye kilitlenmeye başlayacak yavaş yavaş. Belki oynayacakları işte Fenerbahçe'nin bir Antalya deplasmanı var. Peşine Galatasaray'ın bir Ankara gücü maçı var. Ama sonuçta hepsi hafta sonu oynayacakları derbiler. Yani bu hafta içi oynayacakları maçlar bile sanki o maçın bir provası olacak gibi durmaya başladı. Yöneticilerin verdiği demeçler de işte camianın çıkışları da bunda çok fazla pay sahibi olacak. Ve hafta sonu hakikaten bütün Türkiye'nin kilitleneceği bir derbi için İki tane prova maçı oynanacak hafta içi. Jesus diyoruz da Jesus'un sistemini konuşmak lazım hocam. İdeal sistemi hangisi? Buna karar vermek güç. Hoca maça göre karar veriyor. Ve şu ana kadar da üçlü de oynasa, dörtlü de oynasa, kaybettiği maçlarda dahi beğenilen bir futbol ortaya koyuyor ama ideal sistemi hangisi Fenerbahçe'nin? Bunu bilmiyoruz. Ya şimdi rakip kaldı ki o rakibe göre sizin oynayacağınız oyunla birlikte o günkü oyun stratejiniz sizin sisteminizi direkt etkiliyor. Bizde sistem biraz daha sonra gelir. Önce hedef gelir. Yani o maçtaki hedefiniz. Bazen
işte herkes kazanmak için oynar ama bazı maçlarda beraberlik de size yetebilir. Biraz buradan aldım. Çünkü sisteme öyle geleceğiz. Hafta sonu bir Galatasaray-Fenerbahçe derbisi var. Onu konuşmaya başladık. Şimdi bu hafta Fenerbahçe Antalya'da kazanmak zorunda. Çünkü derbi maçıyla liderliği tekrar ele geçirmek istiyor. Orada olası puan kayıpları Galatasaray'ı yeniyor olsa bile liderliği almaya yetmeyebilir. O yüzden Fenerbahçe mutlaka kazanmak zorunda. Diğer taraftan Antalya Dünya Kupası arasına kötü başladı. Ankara Gücü'ne içeride mağlup oldu. Başakşehir mağlubiyeti. Ve takım da istedikleri seviyede oynamıyor ama çok etkili oyuncuları var. Dolayısıyla iki takım mutlaka kazanmak için oynayacak. Antalya beraberliği belki kabul edebilir. Bizde hedeften sonra da strateji geliyor. İşte Fenerbahçe'nin oyun anlayışı orada, sistemin önünde. Hoca nasıl oynarsa oynasın önde baskı istiyor. Topu kazandığı zaman çok adamla sahanın bütün genişliğine değer vererek hücum etmek istiyor. Bütün bunları yaparken de defansını öne çekiyor ve şu an arkaya oynanacak o toplara Fenerbahçe defansif yönde o çözümleri bulmuş değil. Hoca da o çözümleri arama yerine evet bu bir risk, ben bu riski zaten baştan itibaren kabul ediyorum. Ben gol atmaya daha fazla yöneldim deyince oradaki sorunlar sanki sezon sonuna kadar gidecek gibi. Yani oyun stratejisi de bu şekilde gelişecek. Şimdi bir de Antalya'nın Hacı Wright gibi bence defans arkasına ülkemizde en iyi koşulları yapan bir santroforu var. Kanatlara baktığımızda işte Gökdeniz bir tarafta, Gaça oynuyor son zamanda diğer tarafta. Birebirlerde çok etkili olacak oyuncular. Dolayısıyla Fenerbahçe bence orta sahada üstünlüğü rakibe vermemeli. Oradan sisteme geçiyorum. Çünkü üçlü oynadığı zaman Fenerbahçe'nin orta sahada iki oyuncusu var. Rakibin üç tane oyuncusu oluyor. 3'e 2 rakip bu üstünlüğü kullandığı takdirde Fenerbahçe zorlanıyor. O baskıları yapamadığı için orta sahadan boş olan oyuncu, Antalya'da onlar da var, Hakan gibi. Çok beğendiğim bir oyuncu. Hatta Soner de olsa, Luis Adriano da olsa o pasları atabilecek biri. Orada eksik kalmama adına sanki ikili defans, yani dörtlü defansı tercih edecek diye düşünüyorum. Eğer soru sistemse. Ama bunu doğru oynadığınızda sevgili Cüneyt, bir stoperi ileriye sürüyorsanız, o zaman üçlü de oynasanız, ikili de oynasanız stoperlerle hiçbir şey değişmiyor. Fenerbahçe de bunun oturması için biraz da zaman lazım. O yüzden Fenerbahçe artık Galatasaray maçı sonrası liderliği ele geçirmek zorunda hissediyor kendini. Çok büyük bir avantaj kaçırdılar. Giresun maçından önce Fenerbahçe zaten bırakın Dünya Kupası arasını, devre arasını lider bitirir diye düşünülürken şu an ikinci sıraya düşmüş olması onlarda büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Ama şunu görüyorum. Fenerbahçe liderliği ele geçirme konusunda kararlı. Galatasaray'da bırakmama konusunda bir o kadar kararlı. Çok keyifli bir maç bizi bekliyor ama izin verirlerse o maçtan önce bu haftayı iki takım da öne çıkarmak zorunda. Temenni ediyorum. Sağ içini konuşarak öne çıkaralım. Derbiyi de öyle yaşayalım. İnşallah. Yani bu hafta sorunlar çok büyük oldu. Onları da konuşuruz yeni gelişmeleri o konudaki. Hücum hattında bir değişiklik bekliyor musun hocam Antalya deplasmanı? Örneğin Ener Valencia ile başlar mı bu defa? Batshuayi'den çok da memnun kalmadığını biliyoruz. Hatta pres yapması konusunda da sık uyarmıştı Batshuayi. İdmanlarda da uyarmaya devam ediyormuş. Yani öncelikle Serdar Dursun oynatır mı? Son maçta oyuna girdi, golünü de attı. O da var. O da var. Yani Serdar'dan sezon başından beri zaten çok memnun olmadığını biliyoruz Jose Hoca'nın. Çünkü oyun sistemine uymayan bir oyuncu. Daha çok pivot, santrafor olan bir oyuncu. Fakat Jesus Hoca daha çok böyle atletik bir santrafor şeklinde oynuyor. Tabii burada Ener Valencia'nın sakatlığı çok önemli. Son maçta biliyorsunuz bir diş sakatlığı vardı ve oynamadı. Eğer bu maçta haz olursa da muhtemelen Ener Valencia'yla başlayacaktır diye düşünüyorum.